Akşam TV'den herkese merhabalar. Gişeci programında bu hafta Afacaner İş Başa Düştü filminin başrolü sevgili Berat Efe Parlar'la birlikteyiz. Berat hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Bu yoğun programında bizleri kırmadığın için, programımıza geldiğin için teşekkür ederiz. Ne demek, ben çok teşekkür ederim. Sen 3 yaşından beri ekranlardasın. Çoğunlukla beyaz perdede görüyoruz seni. Şimdi yeni bir filmle karşımızdasın. Peki bu filmde biz Berat Efe'yi nasıl bir karakterle görüyoruz? Bu filmde Emirhan karakterini canlandırıyorum. Emirhan 15'li yaşlarında babasına hayran olan bir çocuk. Babası bir AVM'de güvenlik müdürü. Emirhan da babası gibi bir AVM'de güvenlik müdürü olmak istiyor. Çok seviyor AVM'yi. Hani güvenlik odasını özellikle çok seviyor. Babası ve arkadaşlarıyla beraber, babasının arkadaşlarıyla beraber sürekli hani AVM'de onlara yardım ediyor. Kendini bir güvenlik gibi böyle düşünüyor. Güvenlik şapkasıyla falan öyle geziyor. Sürekli işte diğer güvenlik abileriyle sohbet ediyor. Arkadaşlarıyla bir gece diyor, imkanımız var hadi hep beraber AVM'de kalalım. Oyunlar oynayalım falan filan diye. Oyun oynamaya gittikleri AVM'de bir gece başlarına bir olay geliyor. Ve Emirhan da arkadaşlarıyla beraber olayı halletmeye çalışıyor. Şu olayı söylemiyoruz ki. Aynen. Spoiler olmasın. Filme gidip olayın detaylarını görmüş olsun. Özellikle sevgili küçük kardeşlerimiz, çocuk izleyicilerimiz. Peki Berat, en başta da söyledim. 3 yaşından beri sen ekranlardasın ve birbirinden farklı karakterler oynadın. Ama senin bir şansın var ki sen hep oynadığın sinema filmlerinde de hep ana çocuk karakteri oynadın. Evet. Böyle bir şansın vardı. Şimdi tabii sen de artık büyüdün. 18 yaşındasın. Sana bir sene önce gelen karakterle şimdiki karakter arasında belki dağlar kadar fark var. Evet. Bunu kendi içinde yorumladığında şunu diyor musun? Ya eski karakterlerim sanki biraz daha kendimi, oyunculuğumu yansıtmak konusunda daha iyiydi. Şimdi biraz daha farklılaştı. Hani bunu kendi içinde kariyerinde nasıl yorumluyorsun? Aslında her projede farklı farklı karakterleri canlandırmak beni çok mutlu eden bir şey. Yani hep var olan bir şey yapmak yerine her seferinde farklı karakterlere bürünmek, farklı işlerde oynamak, farklı tarzda bir insanı canlandırmak benim için çok ayrı ve çok özel. Beni çok mutlu eden bir durum. Hani oyunculuğumu sadece işte hani belli bir kalıpta yansıtmaktansa farklı farklı kalıplarda yansıtmayı tercih ederim. Yani sürekli belli bir karakter oynamak ya da hani ya eski oynadığım karakterleri çok seviyorum. Evet. Hani yine olsa yine oynarım tabii. Hı hı. Ama her seferinde farklı karakterleri canlandırmak beni daha mutlu eden bir şey. Tabii ki seni de yakalamışken Toz Kapıran'ı sormadan olmaz. Toz Kapıran da çok sevilen bir proje. TRT'nin hatta çocuklar için ürettiği belki de en iddialı, en sevilen projelerden birisi. Burada da seni ilk kez bir kötü karakterde görüyoruz. Karaktere alma dönemin işte kötü bir karakter, kötü... Ya evet, biraz daha acımasız diyebiliriz değil mi? Yani evet. Çok da aşırı kötü değilsin aslında. Orada yok. Da hırslı bir karaktersin. Evet. Şunu düşündüm yani acaba beni seven, beğenen kitlenin gözünde farklı bir Berat'ı oluşturur muyum? Ya da proje sende ne hissettirdi? Projeye girdikten sonra aldığın mesajlar, geri dönüşler nasıl oldu? Bir de Toz Kapıran'ı dinleyelim daha doğrusu. Projeye girmeden önce ilk başta hani ben de böyle bir hani merak ettim, hani heyecanlandım. İş geldiğinde ilk senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Sonrasında oturdum tekrardan bölümlerini izledim. Hani karakterimi hani nasıl yansıtabilirim? Hani ne hani var olanın dışına nasıl çıkabilirim diye düşündüm. Onu merak ettim. Biraz önce de dediğim gibi sürekli farklı farklı karakterleri canlandırmak benim çok hoşuma giden bir durum. Ve benim ilk hani kötü tarafta ters bulunduğum projem. Aslında. Evet. Farklı bir karakteri canlandırmak benim için hani çok özel, beni çok mutlu eden bir durum. Cenk karakteri mesela, Toz Kapıran'ın karakterim. Normalde oynadığım karakterlerin dışında bir karakter. Evet. O yüzden heyecanlandım. Böyle bir hani heves ettim. Bakalım nasıl olacak. Tabii düşündüğüm şeyler oldu. Hani çünkü beraber benimle beraber büyüyen bir kitlemiz var. Evet. Hep beraber hani yaşıtlarımdan oluşan bir kitlemiz var. Daha küçük kardeşlerimizden oluşan bir kitlemiz var. Hani acaba yadırgarlar mı beni diye düşündüm. Çünkü hep hani iyi tarafta olduğum için. Evet, hani sonrasında işte dedim tamam yadırgamazlar. Hani o şekilde oynarım. O şekilde başladım projeye. Oynamaya başladım. Ekip sağ olsunlar çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Oyuncu arkadaşlarım olsun, kamera arkası ekibimiz olsun, yapım ekibimiz olsun.
Çok profesyonel, çok harika bir ekiple çalışıyoruz. Sete nereden baksak hani ilk günden adapte oldum. Hani ekibe alıştım. O gün bugündür de çok mutlu bir şekilde devam ettiriyorum. Aldığım tepkiler de çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani sadece hani ben şey oyuncusu olmak dışında hani şey oyuncusu olmak istemem. Hani sadece komedi. Tek tipleşmek tabii, istemiyorsun. Yani komedi dendiğinde aklılarına hani Berat ismi gelsin istemem. Hani ama atıyorum mesela bir karakter var, kim oynayabilir? Nasıl bir karakter? Kötü bir karakter. Berat oynayabilir denmesini isterim hani. Komedi, Berat oynayabilir, dram, Berat oynayabilir. Yani bunu karakter isterim. Karakter oyunculuğu istiyorsun. Aynen, karakter oyunculuğunu daha çok seviyorum. Hı. Daha çok tercih ediyorum. Dediğim gibi bu projede de çok mutluyum. Çok güzel, aldığım tepkiler de çok güzel. İzleyenleri mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Afacanlar İş Başa Düştü filminin hem senaristi hem de yönetmenisiniz. Çok merak ediyorum, proje nasıl doğdu, yazma fikri nasıl geldi, çocuklar için bir film üretme isteği nasıl oluştu sizde? Daha öncesinde bu filmin yapımcısıyla başka bir film yapmıştık, bir gençlik filmi. O dönemde işte tek mekanda geçen bir çocuk filmi, çocuklara hitap eden bir film, eğlenceli bir komedi filmi, aile filmi nasıl olur, işte nasıl gelişir diye konuşurken biz tek mekanda geçen, tek günde geçen, bir günde geçen bir film yazma kararı doğdu. Yazar, yönetmen arkadaşım Oğuz Ayaz'la birlikte bir hikaye geliştirdik. Onun üzerine bu senaryoyu oluşturduk. Peki çocuk filmi yazmanın diğer hani çocuk filmi teması dışındaki diğer filmlerden farkı ne? Daha mı zorlayıcı ya da daha mı kolay? Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz bir senarist, bir yönetmen olarak? Ya çocuk filmi yazmak daha böyle bir zeka işi ya da bir matematik mi gerektiriyor size göre? Yoksa aslında çok daha kolay ve basit indirgenebilecek sistemi mi var? Kolay değil bence, tam tersi daha zor olduğunu bile söyleyebilirim. Ya ben bu arada hani kendimi de çok senarist olarak şey yapmam, adlandırmam. Yani yönetmenlik yapmak istiyorum bundan sonra, çok senaryo benim işim olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu filmi yazarken evet hem zorlandık hem de keyif aldık. Ya aslında tabii bir aile filmi, komedi filmi gibi bir hani alt tür gibi görebiliriz çocuk filmini. Hani çocuk filmi yazıyorum diye bir şey yok, hani daha kolay daha zor diyemem. Orada da karakterler var, orada da bir işte çatışması, başlarına gelen engeller ve finale giden bir işte hikaye. Yani daha kolay ya da daha zor diyemem öyle. Bir film yazmak neyse çocuk filmi yazmak odur benim için. Peki illaki belki sosyal medyadan gelen yorumları okumuşsunuzdur. Şuna benzer yorumlarla ben kendi araştırmamı gördüm. Evde tek başına filmini en azından bir hikaye bazında hani bir önerme, işte hani bir çocuk tek başına kalıyor ve kötülerle mücadele ediyor. Buna yönelik bir benzetmelerle belki siz de karşılaşmışsınızdır. Filmi yazarken evde tek başına filmi de biraz etkileyici oldu mu sizde, yoksa yok tamamen bağımsız gelişti, benzerlik kendiliğinden mi oluştu? Kesinlikle bizim referans filmlerimizden bir tanesiydi. Bir tane de AVM'de geçen Mall Cop vardı. O filmleri de tekrar izlediğimizi hatırlıyorum. Tabii evde tek başına bir sadece bir film değil, bir kültür oldu, bir deyim oldu Amerika'da o Home Alone. Tabii çok inanılmaz bir film. O dönemlerin gençlik filmleri yapan ustalar, John Hughes'un, işte Christoph Colomb'un, çok çok güzel, çok değerli filmler. Keşke film olarak da benzemiş olsa, öyle derim yani ben. Çok ustaca yapılmış filmler onlar. Yani tabii evet, referans oldu bizim için. Şu an için gişesinin çok iyi olduğunu biliyoruz filmin. Güzel ve yoğun bir ilgisi var. Siz bunu bekliyor muydunuz açıkçası? Yani bu kadar ilgi görür, evet diyor muydunuz? Yani pandemi döneminde olduğu için ben çok beklemiyordum. Pandemi öncesi olsa filmin yola açık olacağını düşünüyordum. Şimdi bu dönemde daha yeni açı şartı işte kalktı, salonlara girerken hala tam kapasiteyle alınamıyor bildiğim kadarıyla izleyiciler. AVM'lere girerken HES kodu şartı var. Dolayısıyla hani bu şartlarda çok benim için biraz şey oldu, sürpriz oldu. Çok da mutluyum ilgi gördüğü için film. O kadar beklemiyordum durumdan dolayı, yani sinema izleyicisinin düştüğünden dolayı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için, bizi kırmayıp geldiğiniz için.
Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok sağ olun. Ne demek? Akşam TV'de Giriş Açı programının ikinci kısmında yönetmen Enes Ateş'i ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.